Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi bu videoda size bir şey anlatacağım. Buraya bir tane depo yapılmış. Saman deposu olarak tasarlanmış. Böylesi depoların nasıl doğru yapılır, nasıl yanlış yapılır onu anlatmaya çalışacağım size. Bu depo işte ucuza mal etmek adına, yani daha az demir profil kullanmak suretiyle bir depo nasıl yaparız diye düşünmüşler ve bunu yapmışlar. Kesinlikle bir saman deposunun içerisinde ayak yapmıyoruz arkadaşlar. Açıklık, yani buradan buraya kadarki mesafeyi biz tek seferde geçebiliyoruz. Yani bu ayaklar olmaksızın. Bu ayakların varlığı demek içeride hareket edememek demektir. Traktörle, kepçeyle çalışıyorsunuz. Bu yoncaları, balyaları alırken muhakkak suretle bu direklere çarpacaksınız ve yamacaksınız demektir. Ayrıca adam böyle ayakların altına beton pabuçlar koymuş. Yani traktörle çalışırken muhakkak o pabuçlara çarpacaksınız. Nitekim şurada gördüğünüz siyahlıklar ve burada gördüğünüz kırılmalar tümüyle iş makinesiyle, kepçeyle çalışırken yapılan küçük iş kazalarının işaretleri olarak görüyorum. Bir de şöyle düşünün. Mesela bu depo dışarıdaki zemin kodundan, yani oradan, silaj koridorunun oradan bu tarafa doğru meyil var. Aslında bütün depoların araziden en az 1 metre yukarıda olmasını tavsiye ediyoruz. Neden? Çünkü birincisi tabandan gelebilecek rutubeti önlemek. İkincisi etrafta oluşabilecek bir rüzgar neticesinde bütün yabancı cisimlerin, poşetlerin, çuvalların hepsinin depoya girmesi söz konusu. Böyle bir tehlike var. Üçüncüsü de işte bu işletmede olduğu gibi etrafta bir dolgu ve peysaj çalışması yapılmak istendiğinde işte şöyle bir dolgular yapılıyor. Tümüyle bu ahır deponun hem kodu düşecek hem de bu depo çukurda kalacak. Adam bu problemi çözebilmek için bu saha betonunu, burayı dolgu yapıp saha betonunu dökse bu defa da irtifadan kaybedecek. Bunun içerisine giren kamyonlar rahatlıkla damperini kaldırıp üzerindeki yükü dökemeyecekler. Hiç kimse buraya saman indirmek istemeyecek. Manevra kabiliyeti sıfır. Sonra başka bir tehlike arkadaşlar. Çiftliklerde gördüğümüz en büyük tehlikelerden birisi elektrik düzenekleri. Yani bir saman deposunun içerisinde olmaması gereken bir şey de elektrik düzeneğidir. Kesinlikle çiftlik içerisinde, depo içerisinde özellikle saman gibi yanıcı malzemelerin bulunduğu mekanlarda bu şekilde bir elektrik düzeneği istemiyoruz. Aydınlatma istemiyoruz. Saman deposu gibi depoların aydınlatmaları tepeden şeffaf paneller sayesinde yapılmalı. Bakın sık ayak konulduğu zaman ne oluyor? Geliyor ayaklara çarpıyorsunuz. İşte ayağın bir tanesi komple gitmiş. Yani şimdi her acemi şoför her birisi bir tane direği vurursa zaten ikinci senenin sonunda burada depo diye bir şey kalmayacak. Dolayısıyla depolar tasarlanırken buradaki tepe noktası arkadaşlar tepe noktası minimum 7 olmalı. Neden? Ya damperi kaldırdığım zaman rahatlıkla içimdeki malzemeyi boşaltabilmeliyim. Artı daha yüksek istif yapabilmem için yüksek olması gerekiyor. Şu kenardaki açıklıkları görüyorsunuz. Buradan yağmurun içeriye kaçma riski var. Bu yüzden şu saçakların biraz daha en az 1 metre daha dışarıda olması gerekiyor. Zemin kodunun sahadan yani dış ortamdan daha yukarıda, daha yüksekte olması gerekiyor. Betonun da parlak olması gerekiyor. Ben bu binaya girdiğim zaman hiç direk olmasaydı açıklık 15 metre, 20 metre olabilir. Sorun değil. İnanın şu kullanılan malzemeden biraz daha fazla malzeme kullanarak, çok fazla değil, biraz daha fazla malzeme kullanarak çok daha ekonomik, çok daha fonksiyonel bir depo yapılabilir. Yeni bir depo yapmak istiyorsanız kesinlikle saman deposunun içerisinde ayak olmasın. Ve şu taraftan gelecekse de 6 metrede bir değil de 12 metrede bir ayaklar kullanılsın. Alın makası sayesinde güçlendirilsin. Ayaklar mesela burada %100 kullanılmış. %100 kullanacağına, %100 2 milim kullanacağına 150'ye 150 4 milim ya da 200'e 200 4 milim kullanılması durumunda iki ayak arasını 12 metreye kadar açabilir. Alın makasıyla güçlendirebilirsiniz. Olası iş kazalarını bu ayakta duran kolonları, direklerin traktörler ve iş makineleri tarafından tahrip olmasını önleyebilirsiniz. Sonrasında da işte bunun gibi elektrik düzeneklerini kesinlikle
saman deposunun içerisinde yapmayın. Ondan sonra yangın çıktı, rızkımızda yokmuş, kaderimizde bu varmış, hiç aklımızda yoktu. Birdenbire bir de baktık ki bizim samanlık yanmış falan demeyin. Kendi yaptığımız hataları kaderin üstüne atmayın arkadaşlar. Yani kendi kendimize karar verebildiğimiz, düşünebildiğimiz ve yapabildiğimiz şeyleri Cenab-ı Allah'ın bize verdiği akıl nimeti sayesinde doğrusunu yapmaya gayret etmeliyiz. Araştırmalıyız, incelemeliyiz. Doğru şeyler yapmaya gayret etmeliyiz. Evet. Kenar duvarlarla alakalı da bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi burada kenar duvarları saç panel yapmışlar. Niye? Efendim ucuz olsun diye. İşte sana ucuz. Daha ilk fırsatta kepçeyle adam vurmuş, yırtmış. Böylesine yapılan depolarda arkadaşlar tabandan, yani şuradan en az 2 metre mesafeye gelinceye kadar beton yapılması tarafındayım. Yani beton perde duvar. Diyeceksiniz ki ya abi her taraf beton oldu falan. E tamam da ha bak yırtmış adam. Duvar delmiş demir boruyu. Yanmış. Aa buradan delinmiş. Yani belki de 1 senelik bir malzemedir bu. 3 sene sonra tanınmaz hale gelecek. Veya buraya arpa, buğday, mısır herhangi bir malzemeyi serbest olarak dökmeye çalıştığında da bu sacı yitek ileriye doğru ittirmek suretiyle yıkılmasına sebep olacak. Bunu da düşünmek lazım. Dolayısıyla deponun içine girdiğiniz zaman yerden 2 metresinin duvar olmasını, mümkünse perde duvar olmasını, eğer mümkün değilse de biriket duvar ve üzerine de lento yapılmak suretiyle güçlendirilmesini tavsiye ediyoruz. Şimdi tavsiyemizin hemen faydasını şuradan görelim. Bakın şuradaki saca. Hemen dışarıya pörtlemiş, çıkmış. Yamuk yumuk olmuş şimdiden. Diğer tarafta bu çıkıntı yoktu. Burada bir çıkıntı var. Onu da gördünüz. Çıkıntı olması lazım. Yağmur şeklinde bir şekilde yağdığı zaman içeriği tehdit etmesin istiyoruz. Evet. Bu detayları da aktardık. Havalandırma çok önemli. Kapılar çok önemli. Kapının genişliği 6 metre olmasını istiyoruz. Yani içeriye bir tır girecekse, tır girip çıkarken sağa solu yıkmasın. Belki acemi bir şoföre denk geliriz diye. Bütün bunları düşünmek lazım. İşte anam beni kamyonda doğurdu falan diyen arkadaşlar var. Onlar bile gelip ahırı yıkıp gidiyorlar ondan sonra. Çok dikkatli davranmak lazım. İçeride manevra yapabilecek fırsatı onlara vermek lazım. Deponun ön tarafında da şurada da depoya girerken en az 3 metre geriden başlayan 50 santim 60 santim kot farkıyla bir rampa olması lazım. Rampayı dik yaparsanız tırların ve kamyonların özellikle çekiş tekerleri askıda kalacağı için sağlıklı bir rampa yapmamış olursunuz. Rampa uzunluğu 3 metrenin altında olursa bu sorunu yaşarsınız. Ayrıca buna benzer saman depoların içerisinde muhakkak bir yangın söndürme tertibatı, yüksek basınçlı bir sistem, altyapısı olması sizi birçok beladan, musibetten kurtaracaktır. Olası bir yangında anında müdahale edebilmek için deponun hemen girişinde sağ tarafta bir yangın musluğu olursa işinizi bir nevi garantiye almış olursunuz. Giriş kapısının da yüksekliği arkadaşlar 5,5 metre, 5 metrenin altında olmamalı. İşte havaleli yüklenmiş saman kamyonlarının da rahatlıkla depoya girip çıkmasını temin etmeniz gerekiyor. Evet, videomuz burada sona eriyor. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.